Herkese merhaba dostlar. Ekonomist Çoban bir kuzuyla birlikte geri dönüyor. Doların 10 liraya vurduğu bir günde tekrar videolarla geri dönüyoruz. Bunun bir nevi üzüntüsünü yaşıyoruz ama çok da hani böyle karalar bağlamış durumda değiliz. Çünkü daha öncesinden çok kez dile getirdiğimiz gibi dolar bu seviyelere gelecekti. Nihayetinde de geldi. Peki her şey bitti mi? Buradan dolarları bozduruyor muyuz? Yani yolumuz aşağıya doğru mu? Yoksa aynı şekilde devam mı edecek? Bugün onu konuşacağız. Başlamadan önce eğer abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, bir de bu güzel kızım hatırına aşağıya bir maşallahınızı varsa alırız efendim. Şimdi dolar da 10 liraya geldik. Peki her şey bitti mi? Bana kalırsa her şey daha yeni başlıyor. Çünkü konuşmamız gereken şey dolar değil. Dolar artık bir klişe. Biz doların 10 lira olduğunu konuşuyoruz ama aslında bahsettiğimiz şey TL'nin değersizleşmesi. TL aşırı şekilde değer kaybediyor. Geçen gün bir anket yaptım ben kanalda. İşte bir sonraki videoda ilk çekeceğimiz videoda ne konuşalım diye. Oraya işte dolar yazdım, enflasyon yazdım, e, borsa yazdım, TL yazdım. Fakat en az rağbeti diğer seçeneklerin arasında en az rağbeti TL gördü. Halbuki diğer seçenekler ya da ne konuşacaksak konuşalım. Hepsi aslında TL'ye karşı değer kazanan şeyler. Daha doğrusu TL'nin karşısında değer kaybettiği şeyler. Öyle bir noktaya geldik ki TL neredeyse kendisine karşı bile değer kaybediyor. Ve bu nedenle geldiğimiz dolar seviyesi 10 liralık dolar seviyesi konuşmamız gereken yani yolun bittiği, işin bittiği nokta değil. Elimizde dolar bolluğu olmayacaksa önümüzdeki günlerdeki Maalesef olmayacak. Çünkü bir umudumuz turizmdeydi, o da beklediğimiz gibi gelmedi. Bunun dışında Merkez Bankası'nın piyasaya gereken zamanda, gereken adımları atarak müdahalesinden bir umudunuz varsa, maalesef burada da gol yedik, tam aksi gereken zamanı ya da gereken hareketi beklemektense, tam aksi, tam olmaması gereken hareketi gördük geçtiğimiz günlerde ve maalesef yine böyle de devam edecek. Yani TL'de reel getiri Maalesef negatifte. Zaten negatifteydi de e, bunu 200 bas puan faiz indirimiyle biraz daha üst seviyeye çektik. Hadi onu da geçtim. Biz zaten faizi yeteri düzeyde tutsaydık bile açıklanan enflasyon rakamlarına ne Türk halkının ne de dışarıdaki yatırımcının güveni var. Yani biz aslında gerçekçi olarak bakmak gerekirse pozitif faiz seviyesine gelsek bile Pozitif reel getiri faiz seviyesine gelsek bile bu bizi kesmeyecekti. Biz üstüne bir de tam tersini yaptık. İşte enflasyon sonuçtur, faiz sebeptir mantığıyla faizi düşürüp enflasyonu baskılamaya çalıştık. Güzel. Buraya da bir şey demeyelim. Şöyle yapalım. Faiz düştüğü zaman enflasyonu baskılayabiliyor muyuz? Yani bu tez ya da bu sav gerçek mi? Bu da yaşandı mı? Hayır. Faiz negatife doğru giderken enflasyon yükselmeye devam ediyor. ...ve yükselmeye de devam edecek. Türkiye'yi unutun. Amerika'dan bahsedelim. Amerika'da faizin durumunu biliyorsunuz. Yok denecek kadar yok. Peki son açıklanan enflasyon rakamı ne? 6.2 Peki şimdi Biden çıkıp şey diyebilir mi? Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur. E demezler mesela. E kardeşim sende faiz yok ama enflasyonun 6.2'ye çıktı. Kaldı ki burada görüyoruz... ...faiz enflasyonun bir sebebi olamayabilirmiş hatta olmayabilirmiş. Amerika'daki enflasyon hani adamlar senelerce enflasyon yaratmak için %2'lik enflasyonu yaratabilmek için senelerce uğraştılar. Enflasyon olsun diye uğraşan adamlar şu anda 6.2 bir yıllık enflasyonla karşı karşıyalar ve çok yakında onlar da para birimlerindeki negatif getiri nedeniyle re, negatif reel getiri nedeniyle faiz artırımlarına gidecekler. Peki bu durum ne oluyor? Amerika eğer faiz artırırsa, küçük de olsa faiz artırırsa biz burada dolarda bir gol daha yiyeceğiz. Bu da enflasyona vuracak. Enflasyonda TL'ye vuracak. Yani olan yine Türk halkına olacak. Bu açıdan baktığınız zaman da doların geldiği seviyenin aslında pek de zirve olarak düşünülebilecek bir seviye olduğunu ben düşünmüyorum. Dolar olsa elimde şu anda bozar mıyım? Kar realizasyonu yapar mıyım? Yapmam. Neden? Çünkü dolardaki artış aslında benim karım değil. O parayı başka şekilde cebimden zaten alacaklar. Ben dolardaki artışla sadece kendimi TL'deki değer kaybına karşı koruyabiliyorum. O yüzden bugün bozarsam 2 ay sonraki değer kaybına karşı korunağımı kaldırmış olacağım. Kalkanımı kaybetmiş olacağım. O yüzden ben bugün elimde dolarım olsa bozmam. Bugün elimde TL olsa ne yaparım? Pek çok... Şişt kız. Bugün elimde TL olsa acilen o TL'den uzaklaşırım. Türk lirası olmayan herhangi bir şeye giderim. Dolara giderim, euroya giderim, altına giderim, kripto paraya gitmem. Buraya bunu da ileriki bölümlerde tekrar konuşalım. Kripto paraya gitmem. TL harici sadece kripto paraya gitmem herhalde. Cam macununa giderim, arabaya giderim eve giderim. ihtiyacım olan herhangi bir şeyi almaya giderim arkadaşlar. Türk lirasından uzaklaşır ve e, Türk lirası olmayan herhangi bir şeyde konumlanmaya çalışırım. Yoksa önümüzdeki dönemde cebimdeki para, elimdeki para erimeye devam edecek. Bu Türk lirası mevduat için de aynen geçerli arkadaşlar. Yani Türk lirası mevduatlarda da zaten reel getiri yoktu. Özellikle enflasyonun açıklanan rakamlarda olmadığına inanıyorsanız orada bankadan alacağınız mevduat getirisi sizi enflasyona karşı korumayacaktır. Dolara karşı da korumadı. Ee, diğer her şey hatta benzine karşı da korumadı, korumayacak da. Şu anda bir de üstüne faizler düşürüldü. Yani Türk lirasını götüreyim, mevduata yatırayım, para kazanayım ya da paramı koruyayım gibi bir düşünceniz varsa bu bence çok aşırı iyimser ve aşırı matematikten uzak bir terim olur. Ya da tercih olur. Onu da söyleyeyim. Ee, bu video bir girizgah videosu olsun aslında yeni gelecek videolara. E, apar topar hazırlanılmamış bir video. E, sadece durumu küçük bir girişle betimlemek için, anlatmak için. Sonraki videolarda detaylandıracağız. Enflasyonu tek tek konuşacağız. Doları tek tek konuşacağız. Konuşmadığımız ve uzun zamandır konuşmak istediğim altını e, daha önceki videolardan hatırlarsanız benim altında hedefimin yukarılar olduğunu e, ve bu fikirden hiç vazgeçmediğimi söylemiştim. O hareket de şu anda başladı diye görüyorum ben. E, yanıldığımı da pek zannetmiyorum. E, hatırlayanlar bilir. Benim altında 2300 dolarlık bir ons beklentim var. E, ama tercihimi şu anda mesela soruyorsanız bana işte paran olsa nereye yatırırsın diye şu anda tercihimi kesinlikle ve kesinlikle gram altından yana kullanırım. Bunu aslında bir 15-20 gün önce duyurmam gerekiyordu size. O sıralar video çekmeye pek sıcak bakmadığım için maalesef duyuramadım. Onun için küçük bir özür dilerim. Ben altında durumun diğerlerinden biraz daha farklı olacağını düşünüyorum. Çünkü altının Türkiye'deki fiyatını hem altının ons fiyatı hem de dolar belirliyor. Önümüzdeki dönemde doların hızlı artmaya devam edeceğini buna paralel olarak da altının da Amerika'daki enflasyon ve güvenli limanlara kaçış korkusu nedeniyle altının ons fiyatının da artacağını düşünüyorum. Bu ikisini üst üste koyduğumuzda da gram altının diğer enstrümanlara oranla daha büyük getiri vaat ettiğini düşünüyorum. Ben yatırım tavsiyesi değildir. Ben olsam böyle yaparım. Size de onu anlatayım dedim. Teşekkür ederim bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere aşağıya yorumlarınızı yazmayı benden beklentilerinizi, konuları vesaireyi aklınıza ne geliyorsa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.